Ağrı diye bir şehir var bu ülkede. Kimin ne kadar canı yandı da koskoca bir şehre ağrı dedi. Dağ kadar bir ağrı belki. Şehir seçimine bakarsan. Diyence. Ben şimdi bir şehre olmasa da deniz kenarındaki o semte ağrı desem kendimce. Ne söylesem sana boş gelir. Ne çok görsen desen az gelir. Hayat bu incitir. Hayat bu böyledir. Ne kaldıysa senden geri. Ne bulduysan daha yeni. Gel hadi gör kendini. Gel hadi daha bitmedi. Biz seninle anlaşmamış mıydık? Hı? Yardım edecektim sana. Evet. Nerede kaldı anlaşma? Yardım etmiyorsan anlaşmayı sen bozuyorsun. Bana niye kızıyorsun? Elif Zeyno. Nerede o? Ablamda. Ablanda. Bir süre orada kalması daha doğru diye düşündük. Sen ilgilenmiyor musun çocukla? Hakan. O senin çocuğun. Soruldu mu bana? Derya böyle bir şeyden bahsetti mi bana? Hayatını riske attığını söyledi mi? Çok tehlikeli olduğunu anlattı mı? Kendi hayatını ortaya koyduğunu. Benim hayatımı ortaya koyduğunu. Söyledi mi? İşte bu yüzden efendi. İlgilenmiyorum çocuklarla. Gitmiyorsun yani görmeye. Gitmiyorum. O senin çocuğun. Seni ilgilendirmez. Bana sormadınız. Sen şimdi gününü günde ediyorsundur. Hı? Hem de nasıl? Eğlencemin peşindeyim Kübra. Ben sana var ya hiçbir şey söylemiyorum ben. Sana hiçbir şey söylemiyorum. Bir şey söylememek için uzun yol yapmışsın. Ya, ya orada bir bebek var. Hayvanlar bile kendi yavrusuna sahip çıkıyor be. Hangi hayvanmış yavrusunu babasıyla bırakıp giden? Mantığını da kurmuş paşam. Ne yaparsan yap senin kafan da rahat. Öyle savunmasız bir zamandı. Olduğundan beri. Sen başlattın boyunluydu, kabullendim seni. Bu sözlerim sitemdir ama yazık değil mi bana? Çok yalnızım kaybolmuştum, sundum işte sana. Kaygılarım yeniden uyanıyor, bu duygular yeni ürkütüyor. Yaşamak mı gerekiyor? Yine acılar, yine korkular, yine ah. Yanımda kal, yanımda kal. Düşlerim yetmez ki bana. Yanımda kal, yanımda kal. Çok geç rastladım sana. Sevdim tabii. Sevmeden olur mu? Madem bu kadar seviyordun konuşsaydın ya. Konuştum zaten. Sence ben konuşmayacak bir tipe benziyor muyum? Vade. Sonra?
Sonrası aşk, meşk, tutku, şehvet. Buraya da getiriyor muydun? Ama o zaman bu bar ters taraftaydı. Bar terse döndü. Bizim hayat da tersine döndü. Şimdi nerede? Gitti. Hatta beni terk etti. O çocuk var. Çocuğu bıraktı ve gitti. Terk etti yani. Evet. Terk ettim. Ben terk edilecek adam mıyım? Bak, bir bak, terk edilecek adam mıyım? Ama ediliyorum işte. Neymiş? Sadece terk edilecek adamlar terk edilmezmiş vade. Yani bitiyor bir yerde. Bitiyor mu bir yerde? Sen bitmeyi ne biliyorsun acaba arkadaşlar? Bitmek, bitti demek ne demek, sen ne biliyorsun acaba? Benim de sevgilim vardı. Artık yok. Sebep? Ayrıldınız. Aldattı mı? Erkekler biraz göt oluyor. Nereden biliyorsun? Kendimden biliyorum. Yalnız yaşıyorsun değil mi? Evet. Çocuk kaç yaşında? 10 aylık. Evde mi? Evet evde. Aradım. Bize bile demir hazırlıyor. Ya hangi anne 10 aylık bebeğini bırakıp gider ki? Bazen gidiliyor işte. Musa. Bunu yapmışsın, yanına gelmişsin. O tarz değiliz, öyle düşünme. İyi misin? İyiyim ben. Sen de iyisin. Eyvallah. Var mı bir istek? Böyle devam et be. Canın sağlığı yani. Hakan. Biliyorum. Eğer beni kaybedersen çok üzüleceksin. Yani yanında Elif Zeyno olsa da üzüleceksin. Ama ben bir şey daha biliyorum. Sonra iyi olacaksın. Toparlayacaksın. Aslan gibi olacaksın. Sonra hani biz aşık olmadan önce bana böyle anlattığın şeyler vardı ya. Hani kızlarımız var. Benden sana vize. Ne tuhaf değil mi? Ama ömür boyu ağlayan sıkıcı bir adam olmanı da istemem. Ama hemen arkamdan olmasın. Ne bileyim bir kırkım çıksın. Birkaç ay falan dur yani. Ama bilmiyoruz tabii. Belki şimdi... Yan yanayız. Belki dışarı çıkmışız, eğleniyoruz. Ben bunun böyle olması için neler verirdim bir bilsen. O anı görmek için. Tamam. Biraz neşeler. Ama... Bu videoyu bensiz izliyorsan da bu kadar da üzülme. Ölenle de ölme yani. Çünkü belli ki ben kalanla kalamamışım. Yok olamaz.